Toprak Mahsulleri Ofisi'nin üreticiden aldığı 138 bin ton fındıktan Giresun kalite fındığı 12,5, Levant kalite kabuklu fındığı 11,5 ve Sivri kalite kabuklu fındığı da 10,5 liradan satışa çıkarması tepkilere neden oldu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, TMO'nun açıkladığı kabuklu fındık satışının üreticiye yansımalarını değerlendirdi. Sarıkahraman, fındık üreticisinin önünde zorlu bir sürecin olacağına da dikkat çekerek, tarım sigortasını yaptırmaları konusunda üreticiyi bir kez daha uyardı. Ziraat Odası'nda başkanlık yapmaya başlayan yaklaşık 5 yıl bitiyor. 5 yıl boyunca hep istişareden yana olduğumuzu, paydaş kuruluşlarla bir araya gelerek fındık üzerindeki söylemlerimizi beraber yapma noktasında görüş bildirdim. Daha önceki yıllarda yapmış olduğumuz, daha önceki aylarda, günlerde, yıllarda milletvekillerimizle yapmış olduğumuz istişarelerde de bunları dile getirdim. Ama maalesef bu kadar net sözlerimize karşın hala istişaresiz, bir araya gelmeden, paydaşların görüşü, düşüncesi almadan böyle hareketler yapılıyor. Evet, TMO fındığı vermiş olduğu fiyatı 2017 mahsulü olarak söylüyorum. Biz çok beğenmesek de, üreticinin arzu etmediği bir fiyat olsa da kabullenmiştik. Niye kabullendik? Devletin sıcak elini omzumuzda hissettik. Der ki birileri, işte biz bunu TMO'ya fındığı aldırdık. Hayır efendim, TMO'ya kimse fındık falan aldırmadı. TMO'ya ziraat odaları ayaklandı, ziraat odaları homurdandı. Ziraat odaları üreticilerle birlikte bunun böyle olması gerektiğini söyleyince dolayısıyla sessizde kalamadılar. Ha, biz sesimizi çıkarmasak TMO devreye girer miydi? Bence girmezdi. Kötü mü oldu? İyi oldu. Ancak TMO'nun 2017 yılında bile açıklamış olduğu fiyat açıklanmadan önce piyasa zaten 9 liralara yukarıya çıkmıştı. TMO'nun fiyat açıklamasıyla birlikte 8 liralara düştü. Kardeşim işte bunu da söylüyorum. Bu işleri yaparken günü gelmeden önce bir araya gelerek hep beraber. Sanki birileri yangından mal kaçırıyor. Kapılar ardında, kapalı kapılar ardında öte tarafta işte piyasada bugün fındık tükendi. İşte fabrikalar kırmaya fındık bulamıyor. Hemen işte bir pazar açalım, bir satış şey açalım. Ya gelelim bir araya, sat gene fındığını, bir araya gelerek, birbirimizin düşüncesini, fikirlerini alarak bunları yapsak. Kötü şeyler bunlar, hayır değil. Biz de temsilci olarak, üreticiler olarak, biz de ya kariye alındığımızı anlarız. Üretici topluluğuna deriz ki ya bunun çıkış noktası buydu diyebiliriz. Ama siz kendi kendinize vakti zamanı sanki bugünmüş gibi hemen gizlice bir piyasaya çıkıyorsun, bilmem ne yapacaksın. Bunlar hoş olarak karşılamıyoruz. Kabul edeceğimiz bir durum değil. 12,5 lira Giresun kalite, 11,5 lira Levant kalite rakamı maliyeti üzerinden fındık satmak bu. Kardeşim, havaların hiç iyi gitmediğine hep beraber bakıyoruz. Fındık dalda zaten iyi gözükmüyor. TMO olarak kar yapmayı eğer düşünüyorsan niye kar yapmadan satıyorsun bunu da anlamış değiliz. Bir diğer husus, bugün bunu açıklamış olduğum bu fiyat daldaki mahsulü ne kadar etkileyecek, ne kadar ilgilendirecek bunlar aslında konuşulmalı. 2018 mahsulünü etkileyecektir bugünkü açıklanan fiyat. Evet, siz 2017 mahsulü TMO tarafından alınırken acil ihtiyacı olan zavallı üreticilerimiz zaten perişan olmuşlardı. Ondan sonra kapıyı açtınız, eyvallah. Bunun gibi yanlışlıklar bugün de hala devam ediyor. Bunları bir araya gelerek konuşsaydık, bunu beraber yapsaydık, anlattık sayın milletvekillerimize. Bölge siyasetçilerin elimizden geldiği kadar. Ama kulakları buradan giriyor, buradan çıkıyor yani sözler. Bilemiyorum yani sanki sözün bittiği, lafın bittiği yer. Yani bizim bu tür anlayışlar kabul edilebilir bir anlayış olarak görmüyoruz. Siz mevcut depoya almış olduğunuz fındıktan kar elde etmeyi düşünebilirsiniz. Ama ben de diyorum ki TMO kar marjı ya da kar amacı güden bir kuruluş mudur? Yoksa TMO devletini, milletini, milliyetini
düşünen bir kuruluş mudur? Nedir? Yani TMO nedir? TMO'nun müdahale alımı yapıyorsun. Senin adın üzerinde müdahale alımı yapma kuruluşu üstlenmişsin. Böyle bir görevim var. Kimin ağzına işler yapıyorsunuz? Kimin dediklerini yapmaya çalışıyorsunuz? Çok anlamış değiliz bunları. Biz de böyle laflar, sözleri söyleyince yani zorunu yapıyorlar, kolayını söylemeyi bize bırakıyorlar. Bizim de dilimizin çok da kemiği yok, işte laf da gittiği yere gidiyor. Önümüzdeki rekoltenin ne olduğunu daha şu anda bilmek çok zor ama 2017 yılında 1 milyon kilo rekolteden bahsettiler. 950 milyon kilo, 1 milyon kilo yani 1 milyon ton kilo olur. Yani böyle bir 1 milyon tondan bahsediyor. Devletin yasa şeyleri elimizde, kaynaklar burada, veriler elimizde, odalar ve borsaların, ihracatçılar birliğinin verileri elimizde. 200 milyon kilo, 200 bin ton iç fındık satıldığı, dışarıya satıldığı yazıyor. Abartarak konuşuyorum, yapılan ithalatı, ihracatı da, iç piyasada satılanları da, ofisin aldığını da bir araya koyuyoruz. Hepsi 700 bin tonu anca buluyor. Siz 1 milyon ton fındıktan bahsettiniz. Bunun içerisinde 2006'dan devir olanı da vardı. Ama bugün fındık yok piyasada, ihtiyaç var. Çok tehlikeli bir günden geçiyoruz. Üreticilerimizi sigorta yapmaları noktasında eğitmeye çalışıyoruz. Allah muhafaza fındık patladı. Zaten patladı ama 3-5 güne kalmaz yemyeşil olur ortalık. Daha Şubat ayının sonundayız. Önümüzde hiç bozulmamış bir Mart ayı var. Nisan ayı bizim için en tehlikeli ay zaten. Toplamda 2 ay daha önümüzde bir süreçten bahsedersek çok sıkıntılı günler bekliyor fındığı. İnşallah maşallah derken yansın inşallah mı diyelim. Yani bir üreticinin yüzünü gülmesi için ofisin başındaki genel müdür olan arkadaşımızla bir fındıkçı olduğunu öğrendim. Bir fındıkçının da böyle bir karar alması da bizi üzüyor. Keşke bununla birlikte beraber alsaydık, bu kararları beraber verseydik diye hep söyledik ama maalesef. Biz de böyle işte konuşuyoruz, sözde gittiği yere doğru gidiyor. Kimse de bizim bu iyi niyetli sözlerimizden alınmasın, gücenmesin.